Üf ya, niye bizi götürmediler? Sinir oluyorum. Yarın okul var da ondan. Erken dön artık. İyi ki bir teyzemin kızı olacak yani. Her gün aynı muhabbet. Çilek, içimden bir ses Eda teyzenin bebeğini kıskandığını söylüyor. İçindeki ses yalancı. Hadi hadi, kıskanmıyor musun? Ne zaman onunla ilgili bir şey olsa yüzün asılıyor. Çok mu lazım yani? Ona isim buldular diye bütün aile onlarda toplanıyor. Neymiş efendim? Kuzenimize isim koyduklarını kutlayacaklarmış. Daha doğmadan nelerle uğraşıyoruz? Niye gülüyorsunuz? Hiç. Ben yatıyorum. Bana masalı anlatmak isteyen var mı? Ay saçmalama Çilek. Sen ne zamandan beri masal dinleyerek uyuyorsun? Herkese daha teyzemin doğmamış bebeğine masal anlatıyor ama. Bundan sonra ben de masalla uyumak istiyorum. Biz annemlerin dönmesini bekleyeceğiz. Eda teyzenin bebeğine ne isim koyduklarını çok merak ediyoruz. İstersen sen de bu kadar erken yapma. Bizimle otur bekle. Beklemem. Ona ne isim koyacakları beni ilgilendirmiyor. Hem siz masal anlatmazsanız ben kendim bir tane uydururum. İyi geceler. Yandık Ceren. Çilek onu çok kıskanıyor. Bütün aile kaç haftadır bebekle ilgilendi ya, ondandır. Kendime uyumadan önce bu ailede en değerli olan torunum ben olduğumu anlatan bir masal uydurmam lazım. Ama ne? Dudu, hadi herkes toplanmış seni bekliyorlar. Ay patlama, sihirle gitmem 2 saniyemi alır. Önemli bir gün bugün, kimseyi bekletmemen lazım. Ne yapıyordun yukarıda? Peri televizyonum bozulmuş, onu tamir etmeye çalıştım, onu da beceremedim ya. Ay ne geniş kadınsın. Bu akşam aile yemeğinde doğacak torunumuza ne at verdiklerini açıklayacaklar. Sen burada Peri TV ile uğraşıyorsun. Ayol, Eda'nın doğacak bebeğine nasılsa benim adımı verecekler. Niye heyecanlanayım ki? Aa, o da nereden çıktı öyle? Bebek erkek olsaydı Yavuz adını Kendall koyacaktı. Kız olunca da Eda benim adımı koyacak tabii ki. Hiç sanmam. Ne Eda ne de Yavuz torunuma hayatta senin adını vermez. Aa, o niyeymiş o? Onlara çok çektirdin de ondan. Hem sonra senin ismin yaşlı ismi. Ay Kendall çok mu genç adı? En azından karizmatik. Hele bir başka at versinler, kıyametleri koparırım alimallah. Ben gidiyorum. Dur ben. Aa, seni götüremem. O niye o? Bütün aile beraber yemek yiyeceğiz. Hele böyle bir günde orada olmak benim de hakkım. Eda'nın evi küçücük. Kalabalık edersin. Ay bir tek ben mi battım? Ben de küçücüğüm.
Ayol görmüyor musun? Bak Betüşler de çocuklarını getirmemişler. Şimdi demezler mi? Kadın kendi geldiği yetmiyormuş gibi bir de köpeğini taşımış yanında diye. Ama ben köpek değilim. Doğacak torunun dedesiyim. Ne isim koymuşlar? Ben de söylerlerken orada olmak istiyorum. Ayol ne var bunda merak edecek? Tabii ki bebeğin ismi Dudu olacak. Dudu. Ama çok merak ediyorsan sihirli aynadan seyredebilirsin canım. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Bye. Ciao. Sen beni torunumun isim gününe götürmedin ya, alacağın olsun Dudu. Ben de sana yapacağımı bilirim. Öf anne ya. Nerede kaldı anneannem? Açlıktan öldüm. Ah ben bakarım canım, dur. Anneciğim hoş geldin. Herkese merhabalar. Merhaba Dudu, hoş geldin. Ne haber damatlar? Sağ ol anne, iyiyiz. Biraz heyecanlıyız. Bakalım bebeğe verdiğimiz ismi duyunca ne diyeceksiniz? Ben çok merak ediyorum. Ne de olsa ömür boyu bu ismi taşıyacak değil mi? Biz de. Ay daha kimse bilmiyor mu bebeğin adını? Anneciğim adı üstünde sürpriz. Tabii ki kimsenin haberi yok. Yemeklerimizi yedikten sonra kadehlerimizi kaldıracağız ve bebeğimizin adını açıklayacağız. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Kızımıza dünyada en çok değer verdiğim insanın ismini verdik. Hadi ya. Dünyada en çok bana değer verdiğini bilmiyordum. Ne duruyoruz? Hadi buyurun sofraya. Hadi hadi geçelim. Anneciğim buyurun. Ay çok teşekkür ederim. Babacığım buyurun. Ay ne güzel sofra. Hadi sen de yanıma geç. Ya Çilek dolanıp durma ya. Ne yapayım abi, canım sıkılıyor. Keşke bizi de götürselerdi. Keşke. Çok merak ediyorum. Acaba kuzenimizin ismi ne olacak? Bence teyzem ona Junior Dudu diyecek. Aa, teyzem hayatta öyle şey yapmaz. Anneannemin ismini çocuğuna vermez. Bence de. Vermezse anneannem kıyametleri koparır. Aslında haklısın ama bunu göze alırlar. Hem düşünsene bir çocuğa büyüyene kadar Dudu demek. Uy ne kadar iğrenç. Hadi aramıza fikir üretelim. Dudu değilse ne koyarlar adına? Bilmem, ben olsam Çilek koyardım. Niye? Zaten ailede bir tane Çilek var Çilek. Hani ben çok güzelim, çok tatlıyım ya, ondan dedim. Aman şımarık seni. Hani sen uyuyacaktın? Niye geldin yine? Sana ne? Hem söyle bakalım. Sence ne koyarlar adına? Ne bileyim. Bu aralar popüler olan isimlerden koyarlar. Alara, Lara falan. Ya sokakta gördüğüm çocukların yarısında da aynı. Bence teyzem öyle bir şey yapmaz. Başkalarında olan isimlerin çocuğuna vermez. Ben onun yerinde olsaydım biber falan koyardım. Biber mi? Evet, güzel değil mi? Seslenince biber demek ne güzel oluyor. Sen gece popona çıktı yattın herhalde. Hiç duymadım böyle bir isim. Ben ileride büyüyünce çocuğum olunca koyayım da duy. Bu yaşta çocuk doğurmaktan bahsetme. Bu saçını yolarım. Ya abi bırak çekme saçımı. Ne sana ne oluyor kız sana? Gel buraya, gel buraya. Çok kötü olacağım size. Affedersiniz, hesap alabilir miyim? Hemen geliyor. Yani sana inanamıyorum Avni. Maşallah bakıyorum da Hızır gibi her şeye yetişiyorsun. Sen beni ne sandın hayatım? Hayatım mı? Bana bak sen bakayım, bak bakayım. Ne oluyor sana ayol? Burada çalışmaya başladığından beri şöyle bir kendine geldin. Gelirim herhalde hayatım. Çünkü her an dizinin dibindeyim. Dur şu hesabı kapatayım, bak sana ne söyleyeceğim. Hadi kapat da gel bakayım. Buyurun hesabınız. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hesabı da tam verdik tipsiz. Ne söyleyeceksin? Söyle bakayım. Bak son müşteriler de kalktı gittiler. E'si var mı? Bak. Ne diyorum biliyor musun? İstersen kafeyi kapatalım ama eve gitmeyelim. Aa, nasıl yani? Şöyle yani. Açalım müziği, kısalım ışıkları, yakalım mumları. Yani kafede bir fantezi yapalım. Avni, sen mi söylüyorsun bunları? Vallahi burada çalışmaya başladığından beridir bir haller oldu sana. İyi mi kötü mü? İyi tabii iyi. Bundan iyisi Şam'da kaysa değil mi? Bak. Perileri görmeye görmeye şöyle bir toparladın kendini. Yakışıklı kocam benim. Avni.
erkeğim. Ay bir dakika. Ne? Eksik olan bir şeyi de tamamlayalım ondan sonra. Ne eksik? Kafede ne eksik? Ne? Şarap. Evet, şarabı bir kuş alıp geleyim. Ondan sonra tam olsun kafede fantezi. Şarap mı? Fantezi mi? Ay bu anne mi? İnanamıyorum yani, inanamıyorum. Torunuma isim verilecek, ben orada yokum. Bu nasıl vicdansızlık, bu nasıl insafsızlık? Olacak şey değil. İyi geceler. İyi geceler Perihan, iyi geceler. İyi geceler. Senin niye öyle kulakların düşmüş bakayım Taceddin'cim? Yok bir şey canım, yok bir şey. Nereye bakıyorsun öyle masum masum? Anladım. Dudu seni götürmedi diye bir parça kırıldın, alındın değil mi? Evet, herkes orada, ben buradayım. Alınıyorum, kırılıyorum Perihan. Nihayet ben de o bebeğin dedesiyim. Aman, aldırma be Taceddin'cim. Dudu işte, bilmez misin? Bazen böyle düşüncesizlikler yapıyor. Neyse, boş ver. Bebeğine ad koyacaklarını söylediler mi, biliyor musun? Bilmiyorum, şimdi söyleyecekler herhalde. Zavallı Dudu, onun adını koyacaklarını sanıyor. Ne? Onlara o kadar çektirdin, senin adını koymazlar dedim. Ama dinlemedi. Burnu bir karış havada. Çekti gitti. Ay dur Taceddin. Açalım aynanın sesini de biz de duyalım. Gördün mü? Evet. Artık yemeğimizin sonuna geldik sayılır. Yeğenimin adını çok merak ediyorum. Söyleyin hadi. Ayol ne var bunda bu kadar heyecan yapacak? Eninde sonunda öğreneceğiz. Nasıl bu kadar soğukkanlı oluyorsun Dudu, anlamıyorum. Eda, yoksa annene söyledin mi? Yok canım, olur mu öyle şey? O da herkes gibi burada öğrenecek. Aa evet evet, ben de bilmiyorum. Ama tabii bazı tahminlerim var. Aa bir dakika bir dakika. Önce bu güzel ismin, bu güzel çocuğa şans getirmesi için kadeh kaldıralım. Hadi. Evet. İşte büyük an. Kalk Yavuz. Artık kızımızın ismini sizinle paylaşacağız. Öncelikle kendisine bu ismi verirken ona her yaşta yakışabilecek bir isim olmasına çok dikkat ettik. Ve sevdiğimiz birisinin anısını taşımasını istedik. Eda başta buna sıcak bakmadı ama daha sonra bana hak verdi. Ona kızımıza bu ismi koymaya izin verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı durun. Kızımızın adı Toprak olacak. Toprak mı? Evet baba. Hem annemin adı. Olamaz. Bence de olamaz. Eyvahlar olsun. Dudu kıskançlıktan çatlayacak. Vah vah. Peri olduğu için tabii çatlamayacak ama neler yapacak orasını ben bile kestiremiyorum. Yazıklar olsun. Anne. Anne ne kadar güzel bir isim. Niye şimdi yazıklar olsun diyorsunuz? Madem koya koya o rahmetli annenin adını koymuşsun, benim de adımı koysaydın. Hayır istemem. Anneciğim niye alındın şimdi? Hem ileride bir bebeğimiz daha olursa ona da sizin isminizi veririz. Ben neden ikinci sırada oluyorum? Anneciğim çünkü sen hayattasın. Benim de adımı verin. Benim de anımı yaşatın istiyorum. Anne siz anı falan olamazsınız. Siz ölümsüzsünüz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Anne bakın böyle bir günde ne olursunuz bu meseleyi bu kadar büyütmeyin. Toprak da kimmiş canım? Toprak kim? Kimin neyin nesi? Niye benim adımı vermezler? Rahmetli eşim için böyle konuşmasam Dudu, kırılıyorum. Anneciğim bir dahaki çocuklarına sizin adınızı verirler. Bakın ne olursunuz şu güzel aile emeğini mahvetmeyin. Hem ne malum ikinci bir çocuk yapacaklarım? Ben birine zor razı oldum. İkincisi ne demek? Asıl bu ne demek? Ha, bu gece kızlarımı sizin gibi şapşallara verdiğim için pişman oldum demek. Anne. Anne? Annem anne demeyin bana. Annem anne demeyin bana. Damat bozuntuları. Sizler bozdunuz kızlarımın huylarını. Sizlerle evlenmemiş olsalardı sizin annenizin adını değil benim adımı verirlerdi. Bıktım usandım artık. Bıktım sizden. Hay Allah. Ne oldu şimdi? Çocuklar gidin özür dileyin. Toruna onun adını da verin bari, gönlü olsun. Dediklerini duydum baba. Bir daha onu görmek istemiyorum. Ben de görmek istemiyorum Betüş.
Eyvahlar olsun, buraya dönüyor. Ay, içimden bir ses bu gece ortalık fena karışacak diyor. Ay, iyi ki buraya uğramışım. Bir felaket olursa anında ölürüm. Bence de bu öfkeyle kim bilir damatlara ne sihirler yapacak. Başa çıkılmaz onunla artık. Taceddin, en iyisi ben görünmez olayım. Beni burada görürse sihir yapmaz gitmemi bekler. Ben yokken yaparsa da yakalayamam. Evet evet, sakın görünme. Ama gene de kaybolma, buralarda ol Perihan. Tamam. Geliyor geliyor, kaybol. Duydun herhalde Taci. Duydum. Delireceğim. Kıza kimin ismini vermişler? Ben bir yorum yapmaya korkuyorum. Benim de kellemi uçurursun. Yorum yok. İsabet olur. Kapat çeneni ve orada otur. Ben sihir yaparken de gözümün önünden ayrılma. Yoksa hemen Perihan'a yetiştirirsin. Bari ne sihir yapacaksın onu bileyim. Sadık'la Yavuz'u balığa çevireceğim ve denize atacağım. Akılsız kızlarımız da kocalarıyla birlikte olmak isterlerse artık deniz kızı olmak zorundalar. Da bir seçenekleri daha var. Anne babalarının şatosuna dönüp benim onlara bulacağım peri kocalarla evlenmek ve dizimizin dibinden ayrılmamak. Sihiri buldum işte. Yapayım da gör. Hayır Dudu. Sakın yapma. Ay Perihan, sen nereden çıktın? Ben hep buradaydım. Sihir yapıp yapmayacağını merak ediyordum. Olanlardan haberin var o zaman. Evet var. Çocukların bebeklerine istedikleri adı vermekte özgürler. Bu sana sihir yapma hakkını vermiyor. Perihan, lütfen bu işe karışma. Elbette karışacağım. Perihan, sihir yapmayacaksın. Bir anneanne olarak çocuklarına tabii ki alınabilirsin, gücenebilirsin. Ama bunların hepsi gelip geçici şeyler. Evlatlarını üzmeye değer mi hiç? Ne vardı sanki gidip o şapşallarla evlenecek? Torunuma bir faninin adını koyuyorlar da benim adımı koymuyorlar. Olacak şey mi bu? Perihan, sen istediğin kadar bana engel olmaya çalış. Sen gittikten sonra ben gene de bildiğimi okuyacağım. Ah, iyi ki bunu söyledin Duducuğum. Aklın başına gelene kadar, sinirlerin yatışıncaya kadar bütün sihirlerini senden geri alıyorum. Gidip gelmek gibi ufak tefek sihirlerin dışında hiçbir sihir yapamayacaksın. Oh, bunu bana yapmayacaktın Perihan. İşte bu kadar. Ben şimdi gidiyorum. Eda ile Betüş'ün yanına. Kim bilir senin yüzünden ne kadar üzülmüşlerdir zavallılar. Bunu sana ödeteceğim Perihan. Dudu, sakin ol. Sen de sus, konuşma. Kaybol gözümün önünden. Ay aman. Ay bu ne güzel bir müzik böyle abi. Nereden geldi aklına? Bilmem, birden aklıma geldi işte. Eğer bu müziği sevdiysen, bu dansı bana lütfeder misin lütfen? Memnuniyetle. Ay bu rüya mı gerçek mi anlayamadım Avni. Şimdi biz seninle sahiden dans mı ediyoruz? İstersen cimdikliğini de anla. Ay deli. Bak Avni, sen perileri görmeyince ne kadar mutlu olabiliyormuşuz değil mi? Çok haklısın Suzan. İyi ki ben burada işe girmişim. Yani Betüş kafeden çıkınca ben geliyorum. Onunla hiç karşılaşmıyoruz. Gündüzler sen küçük peri kreşte. Yani perileri görecek vaktim olmuyor. Avni. Yani şaka söyledim canım, şaka. Hadi romantizmimizi bozmayalım. Şöyle. Betüş bizi...
Yavuz, o sizin büyüğünüz. Gönlünü almak size düşer. Ama Kendal Bey, olmaz ki yani. Suratımıza karşı bize şapşal dedi. Evet baba, bütün geceyi rezil etti ya. Biz ne düşünüyorduk, ne oldu? Betüş, şuraya bak, annem her şeyi mahvetti. Üzülme hayatım, sakin ol. Nasıl sakin olayım Betüş, baksana. Eniştemle Yavuz artık annemle hayatta konuşmazlar. Ben asıl annemin sihir yapıp bizi onlardan ayırmasından korkuyorum. Yapar mı öyle bir şey? Yapar kızım, yapar. Anneannen kızdığı zaman her şeyi yapar. Yapamaz. Ben varken hiçbir şey olmaz, korkmayın. Perihan teyzenin sesini duyuyorum. Neredesin Perihan teyze? Yanınızdayım. Şu kocalarınızı dondurun da kafeye gidelim. Sizinle konuşacaklarım var. Olamaz. Olamaz. Eda, Betüş ve Peribaşı, Perihan Peri geldiler. Ay yine başladın gene. Neredeler? Ne yapıyorlar bunlar burada bu saatte? Dans mı ediyorlardı ne? Galiba her şeyi berbat ettik. Ay ben nasıl unuttum geceleri kafeyi açtığımızı? Beni görünce gittiler. Buradalardı. Nereye gittiler acaba? Nereye gittiler şimdi? Buradalardı. İnan bana, buradalardı. Gördüm diyorum. Üçü de buradaydı. Ben kimseyi göremiyorum abi. Ben gördüm diyorum. Buradalardı. Hani? Bilmiyorum. Buradalardı işte. Sen onları bula dur abi. Ben gidiyorum. Anladım, senin adam olacağın yok. Ben de senin romantizmine kalıp kollarına bıraktım kendimi. Yazıklar olsun bana ve de sana. Ama dur Suzan Bey. Buradalardı diyorum. Suzan bekle, buradalardı. Perihan teyze, bu mutluluğu biz bozduk. Bizim düzeltmemiz lazım. İşte tamamdır. Neden olduğumuz tatsızlığı unutup danslarına evde devam edecekler. Ay iyi bari. Bu arada Perihan teyze, söylesene ne oldu? Abla benim uykum var. Hadi git yat Çilek. Hadi biz yatalım. Nasıl olsa kuzenimizin ismini telefonla öğrendik. Evet, koyu koyu toprak koymuşlar. Seninkinden güzel diye kıskanma. Hiç de kıskanmadım. Abi kapıları kilitlersin değil mi? Ay amma da korkaksın ha. Bir şey olmaz, merak etme. Burada ben varım. Bit kadar boyunla bizi koruyacağını mı sanıyorsun? Ceren. Bir dakika. Ben sizi kırdım. Aman Çilek, hadi yatmaya. Ben de kapıyı kilitleyeyim. Demek kocalarımızı balığa çevirip denize atacaktı. Betüş bir sihir yapacağını tahmin etmişti. Tam zamanında yakalamışsın Perihan teyze. Ya neyse ki sihirlerini bir süreliğine geri aldım. Yani korkacak bir şey yok. Sağ ol Perihan teyze. Bir dakika. Aa! Ne oldu Perihan teyze? Kırmızı alarm. Galiba periler aleminde bir karışıklık olmuş. Benim hemen gitmem gerekiyor. Tamam Perihan teyze, git ama yardıma ihtiyacın varsa bize haber ver, olur mu? Tabii canım. Hadi hoşça kalın. Balığa çevirecekmiş. Kendi balık olur inşallah. Yüzer. Anne, şunlardan azıcık ağzını açsana. Canım çekti. Aa, yeter ama kızım. Ben bıktım senin her gördüğün yemek istemenden. Daha şimdi kahvaltıdan kalktık. Hem eğer sen böyle yemek istemeye devam edersen ben senin yüzünden fil gibi olacağım. Of anne ya. Selam. Aa teyze. Ne haber Betüş? İyiyim canım. Kafeye gidiyordum da geçerken sizi de bir göreyim dedim. Eda, annemden bir ses var mı? Yok. Ne aradı ne sordu. Ay Allah. Bizi de öyle. Sadık sabahleyin evden çıkarken hala çok üzgündü. Ya Yavuz da öyle. Bir daha annenin yüzüne hayatta bakmam diyor. Ne yapacağız Betüş? Ay bilmiyorum ama annem kocalarımıza ve bize büyük bir özür borçlu. Desene annem özür dilemeyeceğine göre kocalarımız ve annem sonsuza kadar konuşmayacaklar. Bir mucize olmazsa öyle gözüküyor. Bu arada dün akşamki kırmızı alarm neymiş? Ay cezalı periler ayaklanma çıkarmış galiba. Perilere af diye gösteri yapıyorlarmış. Sen nereden duydun? Bulut meydanından geçerken gördüm onları. Zaten Peri TV sürekli veriyormuş. Ama bizde yok ya, izleyemiyorum tabii. Bizde de yok. İşte bak, fanilerle yaşamanın en fena tarafı bu. Peri kanalını seyredemiyoruz. Aman Eda boş ver. Nasıl olsa bizi ilgilendiren bir şey yok. Hem Perihan teyze bilmemiz gereken her şeyi bize anlatır.
E hadi ben gideyim artık, kafeye geç kalıyorum. Bana bak, giderken dikkat et, sakın olaylara karışma. Oh, canım kardeşim, merak etme. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Ayaklanma ne demek anne? Yürümek mi? Sayılır. Birlik hakkımız kısıtlanamaz. Birlik hakkımız kısıtlanamaz. Birlik hakkımız kısıtlanamaz. Birlik hakkımız. Hay Allah, iş yok, güç yok, oturuyoruz burada. Dudu, o ne o? Sihirli televizyonum. Aman buraya mı indiriyorsun? Ben izlemem öyle Peri TV falan. Ay getirme, götür onu, götür, senin odanda kalsın. Ayol, buraya koymayacağım. Tamirciye götürüyorum, çalışmıyor. Bozuldu demek, oh canıma değilsin. Sen o sihirli abuk subuk dizileri seyredeceğine benimle bizim televizyondan daha güzel diziler seyret. İnsanlık öğren biraz. Ay aman, ne yapayım ben fanilerin televizyonunu? Hep vurdu, kırdı, gözyaşı, istemem. Zaten evde oturuyorum, canım sıkılıyor. Hiç olmazsa televizyonum olursa açarım. Sihirler, periler aleminde neler olup bitiyor onu izlerim canım. Aman sizin alemde ne olacak ki? Hastalık yok, ölüm yok, enflasyon yok, hayat mücadelesi yok. Aşağı sihir, yukarı sihir. Hep sihir, hep. Hay yeter, yeter konuşma. Ben çıkıyorum. Televizyon 24 saattir canlı yayın yapıyor. İki gündür yürüyoruz. Ay benim televizyonum bozuk. Nereden haberim olsun? Ayrıca neyin hakkını arıyorsunuz? Bu acayip kıyafetleriniz de ne? Bizler sihirsizliğe mahkum olmuş perileriz. Geçmişte yaptığımız kötü sihirler yüzünden periliçe bizleri cezalandırdı. Ara sıra gidip gelmek gibi ufak sihirlerden başka hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de cezalıyım ama Perihan bana bu acayip kıyafetten giydirmedi. Hem benim cezam haftaya bitiyor. Aa, tamam. Demek sen kötü bir sihir yaparken yakalandın. Biraz öyle oldu maalesef. Siz de kötülük yaptığınızda böyle mahkum oldunuz? Oho! Saymakla bitmez. Periler arasında dedikodu yaptım. Ondan sonra benden başka kimseyi sevmesinler diye kalplerini sihirle mühürledim. Kendime aşık ettiğim 32 faniyle evlendim. Maşallah. Bunlardan tam 97 çocuğum oldu. Ama hiçbirine bakmadım. En sonunda bir tane üvey torunum oldu. Yetim kaldı. Oturup ona bakmam lazımken götürdüm onu kimsesizler şatosuna bıraktım. İşte benim de bugüne kadar yaptığım en büyük kötülük oydu. Ay sen de pek vicdansızmışsın. Yani sen peri değil, adeta cadısın. Affedersin. Sanki sen değilsin. Sen ne yaptın da ceza aldın, söyle bakalım. Benimki masum bir şey. Benim kızlarım fanilerle evlendiler. Ben onları perilerle evlendirmek istedim. O kadar basit. Aman, pek de masummuş. Peri Hanım, kötülük kötülüktür. Madem ki senin de affa ihtiyacın var, gel. Gel bize katıl, cezalarından kurtul. Ne o? Sihirlerini ve kızlarını geri almak istemiyor musun? Sen bilirsin o zaman. Ay durun durun, ben de safınıza katılıyorum. Perileri af, sihirleri özgürlük. Perileri af, sihirleri özgürlük. Sabah erken uyandım, gittim sana. Güller aldım mutlu ol diye, mutlu ol diye. Unutulsam mı, unutulsam. Ay ay, bakıyorum pek keyfin yerinde, kolay gelsin. Ay hoş geldin Betüş, sağ ol. Neye borçluyuz bu neşenin? Ay sorma Betüş, dün Avni'yle çok güzel bir gece geçirdik. Aslıdan neler oldu? Ay anlatayım, Avni bir romantik oldu ki dağlara taşlara şekerim. Romantik müzikler mi dersin, şaraplar mı dersin, mumlar mı dersin? Dün gece burada kafede aşk dolu bir gece geçirdik. Hatta sonra kendimizi eve nasıl attık bilemedim. Ah, her şey yolda olmasına çok sevindim Suzancığım. Güller aldım mutlu ol diye, mutlu ol diye. Perilere af, sihirlere özgürlük. Perilere af, sihirlere özgürlük. Perilere af. Bir bahar akşamı.
Merhaba Taceddin'ciğim. Merhaba Perihan. Taceddin, Dudu yok mu? Dışarıda. Sihirli televizyonu bozulmuş, onu tamire götürdü. Belli şekerim televizyonun bozuk oldu. Yoksa olup bitenden mutlaka haberi olurdu. Ay, benim de hiçbir şeyden haberim yok. Neler olup bitiyor? Hem sendeki bu telaş ne Perihan? Sorma Taceddin'ciğim. Periler aleminde ayaklanma çıktı. Bir yaşıma daha girdim. Ne ayaklanması? Kötü sihir yapan periler bulut meydanında toplandılar. Periliçenin onları affetmesini istiyorlar. Bir daha sihirsizlik cezası almamak istiyorlar. İşte biz periliçeyle bir şeyler düşündük ama işe yarar mı bilemiyorum. Peki Dudu'nun bu işle ne ilgisi var? Taceddin'cim, periliçenin affetmek için bir şartı var. Bu Dudu'yu da ilgilendiriyordu. Neyse, ben gidip durumu öbür perilere anlatayım. Sonra gelir Dudu'yla da konuşurum. Hadi canım, hoşça kal. Çok acelem var. Güle güle. Hay Allah, olanlara bak. Yaşasın sihirler, ezilmesin periler. Yaşasın sihirler, ezilmesin periler. Yaşasın sihirler, ezilmesin periler. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika beni dinler misiniz? Arkadaşlar, size periliçeden haberlerim var. Dudu, senin ne işin var burada? Bize destek veriyor. Evet, cezalı bir peri olarak bu haksızlığa dur demek için ben de onlara katıldım. İyi halt ettin. Zaten seni burada görmesem şaşardım. Söyle bakalım Perihan Peri, ne haber getirdin periliçeden? Ah çıktı mı? Bize ondan haber ver. Sihirlerimizi geri istiyoruz. Arkadaşlar, bir dakika. Periliçeden sizlere önemli bir haberim var. Yalnız bir şartı var. Eğer bunu yerine getirirseniz bir defalığa mahsus olmak üzere cezalarınızı affedecek. Neymiş? Söyle. Geçmişte çok üzdüğünüz birine kendinizi affettireceksiniz. Yapmış olduğunuz çok kötü bir sihiri gidip düzelteceksiniz. Periliçe ancak bu şartla sizi affedecek. Ben kimseden özür dilemem. Ben de. Arkadaşlar, sihirlerimizi başka türlü geri alamayız. Doğru söylüyor. Ne yani? Şimdi sihirlerim geri verilecek diye ben o bacak kadar çocuğun ayağına mı gideceğim? Ne yani? Ben de gidip o şapşal damatlarımın gönlünü almaya mı çalışacağım? Evet canım, aynen öyle yapacaksın. Sen de gidip diğer cezalı perilerin yaptığını yapacaksın. Yani Sadık'la Yavuz'a kendini affettireceksin. Evet arkadaşlar, söylediklerimi duydunuz. Sevdiklerinizin kalbini geri kazanırsanız sihirlerinizi de geri alırsınız. Periliçenin son sözü bu. Arkadaşlar, hepinize iyi şanslar diliyorum. Ay, ne yapacağız şimdi, gitti? Ay, ben ölürüm de damatlarımdan özür dilemem. Yani bir hafta cezam kalkana kadar sihirsiz kendi şatomda kendi yağımla kavrulurum, gene de özür dilemem. Sana göre hava hoş ama ben neredeyse müebbetim. Benim ne yapıp edip torunumu bulmam lazım. Hani lazım da nasıl bulacağım? Sihirli kürem mühürlü. Bize gel. Benim sihirli kürem mühürlü değil. Oradan izleyebilirsin. Torununun yerini öğrenebilirsin. Hadi gidelim o zaman. Dudu, Perihan seni arıyordu. Buldu işte. Bu da kim? Asıl bu kim? Eski kocam. Niye bu halde? Vaktiyle bana bir halt yedi, ben de onu köpeğe çevirdim. Maşallah, kötülükte senin de benden pek farkın yok yani. Bu da ne demek? Hem cidden bu hanım kim Dudu? Bir arkadaşım. İlk defa görüyorum. Tabii ilk defa görürsün. Biz de yeni tanıştık. Sihirli küremi kullanıp gidecek. Sihirli kürem yukarıda odamda, çıkabilirsin. Torununu oradan izleyebilirsin. Sağ ol, hemen gidelim. Dudu, sen ne biçim kadınsın? Tanımadığın perileri şatomuza getiriyorsun. Benim şatoma, dikkatli ol. Aman, al şatonu başına çal o zaman. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Bu kadını benim hiç gözüm tutmadı bak. Ayol, küremi kullanıp gidecek. Bir daha görüşmeyeceğiz ki. Aymış. Ey sihirli küre, söyle bana, sevgili torunum Çilek nerede? Kimin yanında? Betüş diye güzel mi güzel, iyi mi iyi bir perinin evinde. Onun harika ailesiyle beraber yaşıyor. Ya öyle mi? Çok güzel. Hadi bana hemen yerini söyle. Çilek, hazır mısın? Geliyorum abla. Bak hala saçlarını tarıyor. Çabuk ol biraz, filmi kaçıracağız. Tamam, saçlarımı hemen örüm, geliyorum. Boş ver, böyle kalsın. Al
tarafı bir sinemaya gideceğiz. Olmaz, bu kıyafete iki örgü yakışır. Hadi sen git, ben hemen geliyorum. Tamam. Bak, para biriktirip bu spor ayakkabıyı alacağım. Güzel değil mi? Çok güzel. Beden dersinde havalı olur. Ne kadarmış? Öteki daha güzel. Ay Allah. Çilek gidiyor. Ne yapıyor? Aynanın karşısında süsleniyor. Kime çekti bu kız hiç bilmiyorum. Evet ya, aynanın karşısında saatlerce kendisine bakıyor. Aman canım, ne de olsa evlatlık aldınız. Annesi de öyledir, belki ona çekmiştir. Bana bak Tuğçe, bir daha Çilek'in evlatlık olmasıyla ilgili sakın konuşma. Biz bunu unuttuk, o bizim kardeşimiz. Ya affedersin, böyle söylemek istememiştim. Sen ona bakma. Ya biz Çilek'i o kadar çok seviyoruz ki bir gün gelip onu alacaklar diye çok korkuyoruz. Kim gelip alacak canım? Annesi babası yokmuş, korkmayın. Nereden bilelim Kerem? Belki ortaya bir akrabası çıkacak, almak isteyecek. Çocuklar, aklınıza böyle kötü şeyler getirmeyin. Sonra insanın korktuğu başına gelir, Allah korusun. Çilek! Çilek! Babaannemin sesi! Babaanne! Benim ya. Sen nereden çıktın? Senelerdir beni hiç arayıp sormadın. İzini bugün buldum. Hemen ortaya çıktım. Hazırlan, seni almaya geliyorum. Ama sen beni sokağa attın. Kimsesizler yurduna bıraktın. Bir hata yaptım. Affet artık. Sonra babaannenin yanında kalmayacaksın da kimin yanında kalacaksın? Ama ben burada mutluyum babaanne. İyi bir ailem var. Bana sevgi gösteriyorlar. Artık senin yanına dönemem. Sen istesen de istemesen de ben seni oradan alacağım. Bekle, hemen geliyorum. Bakışlarını hiç beğenmedim babaanne. Sanki bana hiç sevgiyle bakmıyorsun. Babaanne! 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 Of! Tamam, bu işte bitti. Buldun mu torununun yerini? Buldum! Buldum! Hatta onunla konuştum bile. Şimdi evde beni bekliyor, gidip onu alacağım. Sana her şey için çok teşekkür ederim de. Yalnız bir şey daha rica edeceğim. Ben oraya bu kıyafetle gidemem. Bana bu güzel giysilerinden bir tanesini ödünç verebilir misin? Doğru, haklısın. Bu çok çirkin. Ay gel bakalım. Bak, mor bir tane verebilirim sana. Ay, ama istersen ya, yeşilim de var. Babaanne! Babaanne! Sana sesleniyorum. Nereye kayboldun? En iyisi gidip olanları annemle konuşayım. Bir yere mi gidiyordun Çilek? Evet babaanne, annemle konuşacağım. Senin annen baban yok ki, sen kimsesizsin. Var, Betüş annem var. Betüş annen senin gerçek annen değil ki. Gerçek annem, bana gerçek bir anne gibi bakıyor. Olabilir, şimdi oraya gidip ne diyeceksin? Ortalığı karıştıracaksın öyle mi? Yağma yok, benimle geliyorsun. Hayır, onu bırakıp hiçbir yere gidemem. Bırak kolumu, canım acıyor. Öyle terbiyesiz çocuk. Babaanne ısırılır mı hiç? Sen beni kimsesiz bıraktın. Seni hiç affetmeyeceğim. Dua et, sihirlerim yok. Yoksa diline sihirli acı biber sürerdim senin. Demek sihirlerin yok. Al o zaman. Ne yaptın bana? Ne yaptın bana? Söyle Çilek. Hareket edemiyorum. Seni görünmez yaptım. Olduğun yere yapıştırdım. Annemle konuşup gelene kadar burada kal. Çilek, bırakma beni böyle. Çilek! Ya nerede kaldı bu Çilek? Ceren bir baksana. Ceren, gidip bir seslensene. Tamam, sesleniyorum. Geldim abi. Çilek, nerede kaldın? Hadi çıkıyorum. Hadi hadi, gidelim. Tamam, ben sizinden gelmeyeceğim. Niye Çilek? Hemen annemin yanına gitmem lazım. Beni kafeye bırakır mısınız? Bu da nereden çıktı şimdi? Kaybedecek vaktim yok. Şimdi size bir şey söyleyemem. Tamam, o zaman hep beraber kafeye gidelim. Biz de bir sonraki seansa gireriz. Hepiniz gelmeyin. Size anlatacağım bir şey değil. Peki. Siz önden çıkın. Ben Çilek'i bırakıp hemen gelirim. Hadi gel. Sağ ol abi. Çilek. Sakın sen de bir şey sorma Firuze abla. Ay, neredeyse akşam olacak. Birazdan kocacığım gelir. Suzancığım, bak istersen konuşalım. Gündüzleri de Avni Bey burada çalışsın ha. Ay yok 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 yok. İstemem hayatım, böyle gayet iyi. Geceden geceyi tadında bırakmak lazım. İşte geldik, burada seni bekleyeyim mi? Hayır. Bak kimden geldi Betüş. Aa,
Çilek, Cem ne oldu oğlum? Ya Çilek bize söylemedi ama seninle konuşacağı çok önemli bir şey varmış. Ne var kızım? Seninle yalnız konuşmamız gerek anne. Hı, ben anladım. Ben zaten sinemaya gidiyordum, kızlar bekliyor. Ben de gideyim akşam için şarap alayım bari. Hadi görüşürüz. Güle güle Suzan. Çilek, anlatır mısın kızım, ne var? Of, nereye gitti bu Çilek? Yapıştım kaldım burada. Yine giyineyim derken deşmiş odayı. Şimdi işin yoksa topla bakalım Firuze Hanım. Her yer, her yerde. Demek bir babaannem vardı ve bugün geri döndü, öyle mi? Evet, ben kimsesiz kalınca onun bana bakacağını zannediyordum. Ama o beni kimsesizler yurduna bıraktı. Neden sana bakmadı? O kendinden başka kimseyi düşünmez de ondan. Çocukları hiç sevmez. Peki neden üzülüyorsun? Çünkü beni kimsesizler yurduna bıraktı, o günü hatırlıyorum. Üzülme benim güzel kızım. Sen istemedikçe hiç kimse seni bizden ayıramaz. Ben hep sizinle kalmak istiyorum anne. Ne olur beni bırakma. Oh canım, seni hiç bırakır mıyım? Ben seni çok seviyorum. Baban ve kardeşlerin de öyle. Ama o da nihayetinde senin babaannen. Yani hayattaki tek akraban. Eğer bir gün babaannen bizden uzakta diye üzülecek... Evet ama o beni hiç sevmiyor ki anne, niye üzüleyim? Ama hayatım bunca zaman sonra sana gelmesinin bir sebebi olmalı. Belki de uzun zamandır seni arıyordur o. Hiç sanmam. Peki nerede şimdi o? Bizim evde, odamda. Tamam, o zaman biz de hemen gidelim ve onunla konuşalım. Olur mu hayatım? Sen hiç merak etme. Anne her şeyi halleder. Hadi. Bitti mi konuşmanız? Nereye bakayım? Bizim hemen çıkmamız gerekiyor Suzancığım. Evet. Akşam dönemem. Her şey sana emanet. Tamam, hadi güle 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 güle. Firuze salonda yok. Herhalde benim odamdadır. Dur gel buraya. Önce onu buraya getirelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Of of, neler oluyor bu evde? Ah, demek döndün. Evet, annem de getirdi. Ah. Ah. Merhaba, ben Betüş. Merhaba. Ben de Çilek'in babaannesi döndü. Çok memnun oldum döndü hanım. Ve aynı zamanda çok merak ettim. Niçin kimsesiz bıraktığınız Çilek'i bunca yıl sonra geri almaya geldiniz? İzini yeni buldum ve hemen almaya geldim. Ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Ah, hiç zannetmiyorum. Çünkü ben seni ilk defa görüyorum. Çilek bazı sihir güçlerinizin olmadığını söyledi. Acaba bunun sihirlerinizi kötüye kullanmanızla bir alakası olabilir mi? Sana hesap verecek değilim küçük hanım. Sihirli hayatım, sihirli dünyam sadece beni ilgilendirir. Ben buraya torunumu almaya geldim. Alıp hemen anne gidiyorum. Çilek artık bizim kızımız. Biz ona evlat edindik. Ayrıca o sizinle gelmek istemiyor. O daha çocuk. Kiminle yaşayacağına kendisi karar veremez. Onu alıp hemen gidiyorum. Gelmeyeceğim. Kesesini, kesesini dedim. Hemen gidiyoruz buradan. Benimle geleceksin. Lütfen onu bırakır mısınız? Demek her türlü sihri yapan bu kolye sende. Demek periler aleminin en iyisi sensin, öyle mi? Çabuk kolyemi bana geri verin. Hayır Betüş Hanım, yağma yok. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Seni kendi kolyenle sihirleyeceğim ve izimizi bulamayacaksın. Ne yapacağım ben şimdi? Peri, en iyisi peri kitabını bulayım. O bana yol gösterir. Ay sihirlerim yok. Televizyonum tamirde, sıkıntıdan patlıyorum. Eden bulur. Oh. Ay bir hafta böyle elim kolum bağlı duramam. Deliririm ben. O zaman git damatlarından özür dile. Periliçe seni affetsin. Hayatta dilemem. O zaman sus, halinden şikayet etme. Bana göre hava hoş zaten. Senin sihir yapamaman herkesin huzuruna. Bana bak Taci, senin dilin fazla uzamaya başladı. Sihirlerimi geri alınca senden kürk yapmayayım. Oo, bakıyorum dudağınım inadın inat.
Hala damatlarından af dilememişsin. Dilemeyecekmiş de. Ay Taci karıştırma şimdi. Affı çıkan peri olmuş mu? Sen hariç bütün periler affedildi. Ya döndü peri? Periliçe'ye giden habere göre o da üvey torununu bulmuş, geri almış şatosuna götürmüş. Ay üvey torunu muymuş? Şekerim, Periliçe'nin söylediğine göre bilmem kaçıncı kocasının ilk evliliğinden olan oğlunun çocuğuymuş. Ya ne fark eder? İster öz olsun, ister üvey olsun. Ha bir çocuk sokağa bırakılır mı? Gördünüz mü Taci Bey? Kadın hiç de kötü değilmiş işte. Torununu geri almış. Aa, Taceddin nereden biliyor bütün bunları? Dudu o kadını şatoya getirdi de ondan. Şatomuza. Aa. Los bombos dilekos. Ay inanamıyorum, yine bir şey olmadı. En iyisi Eda'yı aramak. İşte böyle kocacığım. Bütün gün evi temizim. Sana güzel güzel yemekler yaptım. Hadi akşam gel de bizi gezdir. Ben çok yoruldum. Hadi Eda, tam konuşacak zamanı buldun. Ama seni bekleyemem. Kaybedecek zamanım yok. Ne yapmam lazım? Ah, Perihan teyze. Tabii ya, nasıl düşünemedim. Perihan teyze. Perihan teyze. Ay, ne yapıyorum ben? Sihirlerim yok ki. Çocuklarla sağda da hiçbir şey belli etmemem lazım. Bir çözüm, bir çözüm bulmalıyım. Bir Tabii ya. Annem. Gerçi dün gece olanlardan sonra onun da sağa solu belli olmaz ama başka bir çarem yok. En iyisi annemi arayayım. Dudu, çok rica ederim bir daha ne yüdüğü belirsiz perileri şu şatona sokma. Ay işiniz gücünüz benimle uğraşmak. Telefon. Bıkmadınız akıl telefon. Vermekten. Telefon çalıyor baksanıza. Duyuyoruz telefonu, ne telaş ediyorsun. Ay sanki telefon sana olacak. Alo. Betüş canım. Ne? Seni hemen buraya alıyoruz. Dudu ne olmuş? Üvey baba annesi çileği alıp götürmüş. Aşkına. Evet, giderken de Betüş'ün sihirli kolyesini almış ve onu sihirsiz bırakmış. Zavallı Betüş hiçbir yere kımıldayamıyormuş. O zaman hemen Betüş'ü buraya alalım, bize olup biteni anlatsın. Niye salona götürdüm acaba? Anne, Pelin teyze. Ne oldu Betüş, ne oldu? Anlat kızım, çileyi kim götürdü? Üvey babaannesi. Ay, görseniz öyle kötü bir kadın ki. Nereye götürdü? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama sihirli güçlerim elimden aldı. Onların peşinden gidemedim. Yani çileye bir şey yapar, kızımı bir daha göremem diye çok korkuyorum. Ay korkma canım, eninde sonunda buluruz. Benim anlamadığım kızım niye senin sihirli kolyeni aldı? Onun sihirleri yok muymuş? Hayır, eskiden çok kötü sihirler yaptığı için bütün sihirlerini elinden almışlar. Cezalıymış. Cezalı mıymış? Neymiş? Ay, bir dakika. Çileğin üvey babaannesi mi dedin? Siz ne kötülük yaptınız da böyle mahkum oldunuz? Oho! Saymakla bitmez. Periler arasında dedikodu yaptım. Ondan sonra benden başka kimseyi sevmesinler diye kalplerini sihirle mühürledim. Kendime aşık ettiğim 32 faniyle evlendim. Maşallah. Bunlardan tam 97 çocuğum oldu. Ama hiçbirine bakmadım. En sonunda bir tane üvey torunum oldu. Yetim kaldı. Oturup ona bakmam lazımken götürdüm onu kimsesizler şatosuna bıraktım. İşte benim de bugüne kadar yaptığım en büyük kötülük oydu. Yoksa sihirli küreden aradığı torunu... Ay periler aşkına. Neler oluyor, lütfen bana da söyler misiniz? Betüş gel, sihirli aynadan sana birini göstereceğim. Bak bakalım, bugün tanıştım o kadınla. Acaba çileğin üvey babaannesi dedikleri o mu? Eğer o çıkarsa onu doğduğuna pişman ederim. Perihan, sen aç. Periler eylemi. Nereye gidiyoruz babaanne? Beni nereye götürüyorsun? Uzaklara, çok uzaklara. Bizleri kimsenin bulamayacağı yerlere gidiyoruz. Bu sürekli sihirlerimi kimseler alamayacak elimden. Ama ben gitmek istemiyorum. Ailemden ayrılmak istemiyorum. Ayrılacaksın, karışma, ayrılacaksın. Ve sonsuza kadar benimle beraber yaşayacaksın.
burada. Bize destek veriyor. Evet, cezalı bir peri olarak bu haksızlığa dur demek için ben de onlara katıldım. Tabii ya, tabii ya. Ben de bu döndü periyi bir yerlerden hatırlıyorum diyorum. Sabahleyin kafeye geçerken Bulut Meydanı'nda görmüştüm onu. Bu o. Hay demek o, demek o. Demek beni perilere af, sihirlere özgürlük diye kandırıp torunumu çalan kadın o. O. Perihan sihirlerimi geri ver. Gidip çileyi geri getireyim lütfen. Çok isterim Duducuğum ama Periliçe'nin kurallarını biliyorsun. Ay başlatma şimdi Periliçe'nin kurallarına. Torununu bulmasına ben neden oldum. Onun için gidip de çileyi ben geri getireceğim. Bak ilk defa senden iyi bir sihir yapmak için izin istiyorum. İnan bana. Duducuğum iyi niyetine inanıyorum ama biliyorsun kuralları çiğneyemem. Bir dakika sen burada bekle. Biz Betüş'le gidip buluruz çileyi. Nereye götürdü kim bilir. O kolye çok güçlü. Döndü peri de çok kötü. Onları bulamayalım diye kendilerini görünmez yapmıştır. Ayol siz cadıların ne yapacağını kestiremezsiniz ki. Ben onlarla çok yakın ilişki içindeyim. Ne yapacaklarını bilebiliyorum, düşünebiliyorum. Kaybedecek zamanımız yok. Hemen gidip çileyi geri getirmeliyim. Ama anne nasıl yapacaksın bunu? Senin sihirlerin yok ki, cezalısın. Madem canımdan çok sevdiğim torunum söz konusu, gururumu hiçe sayıp damatlarımdan özür dileyeceğim. Tamam Eda'cığım. İşten çıkar çıkmaz seni gelip alacağım. Tamam hayatım. Çıkıp dolaşırız. Tamam. Hadi seni seviyorum hayatım. Bay bay. Yani maşallah. Tam iki saattir Eda ile telefonda konuşuyorsun. Aşk böyle bir şey dostum. Canım yani ben de Betüş'e aşığım ama bu kadarı da fazla canım. Hadi. Kıskanma. Ben. Ben kıskanacağım. ya Allah aşkına ya. Sen de bende aynı şeyi düşünüyorsun değil mi dostum? Evet aynı şeyi düşünüyorum. Dün gece kaynanamın bize yaptıklarını, bize söylediklerini. Vallahi daha bu duruma çok üzülüyor ama ben onunla asla bir daha görüşmeyeceğim. Ben de asla görüşmeyeceğim. Çocuklar sizinle konuşmak isteyen biri var. Girebilir miyim? Sizden af dilemeye gelmiş. Af mı? Dün olanlar için beni affedin ne olur. Bebeğe benim adımı koymayacaksınız diye kıskançlığımdan ne diyeceğimi bilemedim. İnsanın aklında o düşünceler olmasa damatlarına asla öyle hakaret etmez. Anne ne derseniz deyin bizi sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Sevmez olur mu? Yoksa niye ağlasın? Ağlamış mı? Evet baksana gözleri kıpkırmızı. Size sevgimden ağlıyorsam namerdim. Çilek için size boyun eğdiğimi ağlıyorum. Hay Allah ya. Ya sahiden ağlıyor ha. Bence affedin. Ay bir de Kendal bana acıyarak bakmıyor mu? Sinirimden geberiyorum. Beni affedebilecek misiniz? Bebeğimize Dudu ismini koymasak da mı? Evet. Evet. Ben affediyorum anne. Ben de. Annem çilek için gururunu bir kenara bıraktı. Gözlerime inanamıyorum. Periliçe, izninle senin adına Dudu Peri'yi affediyorum. Bana onun sihirlerini geri gönderir misin? Gördünüz değil mi? Nasıl damatlarımdan özür diledim. Ne fedakar bir anneanneymişim ama. Gerçekten de öyleymişsin. Ben de sana sihirlerini geri veriyorum. Tamam, çileğimi kurtarmaya gidiyorum. Dudu, onsuz geri dönme sakın. Döner miyim hiç? O benim biricik torunum. Anne ne olur ben de seninle geleyim. O zaman ben de gelirim. Hayır, siz burada kalın. Tek başıma halledebilirim. Vallahi ağzım beş karış açık kaldı. Meğer Dudu ne kadar düşkünmüş de çileğe haberimiz yokmuş. İşte geldik çileğe. Doğru döndü peri. Ne işin var burada? Nereden çıktın? Anneanne. Ne anneannesi? Evet, ben onun anneannesi.
babaannesiyim. Senin çileğin cadı üvey babaannesi olduğunu bilseydim de sana hiç yardım etmezdim. Sen neler söylüyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Sonra sen bizi nasıl buldun? Sihirlerini nasıl geri aldın? Torunumu senden kurtarmak için o şapşal damatlarından özür bile diledim. Neyse ki bilinmezlik mağarasına girmeden seni yakaladım. Çilek atla boynuma. Onu sana vermem. Onu bırakırsam sihirlerime af çıkmaz. Bana karşı koymaya çalışma. Sen daha benim kim olduğumun farkında değilsin. Sana af çıksın diye torunuma alet etmene izin veremem. Uzak dur benden. Onu sana vermem. Ben almasını bilirim. Çilek, gel buraya. Sakın yaklaşma. Hayatımıza da bir daha girmeye çalışma. Yoksa seni periliçeye söylerim. Ve ömür boyu sihir yapamazsın. Dur anneanne. Annemin kolyesi onda kaldı. Tamam. Of, Perihan teyze nerede kaldı bunlar? Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok şekerim, gelirler birazdan. Hiç merak etme. Merak etme. İşte canımdan çok sevdiğim torunum karşınızda. Ay canım kızım. Yani hiç geri gelmeyeceksin sandım. Meğer biz sana ne çok alışmışız bir tanem. Canım torunum benim. Söyleyin bakalım, başıma o kadar çok şey geldi. Torunlarınızın içinden en çok beni mi seviyorsunuz? Yoksa Eda teyzemin doğuracağı bebeği mi? Çilek, sen hala uyumadın mı? Yoksa yattığından beri kendine masal mı uyduruyorsun? Çok güzel bir tane buldum ama sonunu pek beğenmedim. Hadi gel bize de anlat. Hem annemler de geldi. Aa, ne zaman geldiler? Oho, sen kendini masala iyice kaptırmışsın. Gel hadi. Dur dur, kuzenimizin adını ne koymuşlar? Söylediler mi? Evet, tahmin et. Toprak. Aa, nereden bildin? Aa, öyle mi? İnanmayacaksın ama masalımda gördüm. Hem de rüyalar beyaz dişler. Artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli, günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, bizimkisi bir peri. Sıcacık gülümsemesiyle ısıtıyor kalbimizi. Pembe rüyalar, beyaz dişler, artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli, günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diye.